Alanlara, ödül verenlere ve tabii ki İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruluşunun 77. yılını düzenlediği törenle kutladı. Aynı zamanda İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin yayın organı 9 Eylül gazetesinin de 11. yılını kutladığı tören İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda gerçekleşti. Gecede şehit gazeteci Hasan Tahsin gazetecilik yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu. Rıfat Nalbandoğlu'ndan Sayın Deniz Kılıç. Bu gecenin İGC'nin gurur günü olduğunu ifade eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gabbi, basın sektörümüzün ve yerel gazeteciliğin istihdam odaklı yeni formüllerle mutlaka desteklenmesi gerekir dedi. Hemen hemen her işletme bunu maliyetlerine yansıtırken, girdilerini maliyetlerine yansıtırken sadece ve sadece neredeyse basın sektörü yansıtamıyor. Biz ne satışlarımıza bunu yansıtabiliyoruz ne de aldığımız reklamlara. İzmir'de tüm zorluklara rağmen var olmaya çabalayan günlük yerel gazetelerimiz, internet sitelerimiz, televizyonlarımız, haftalık gazetelerimiz, web TV'lerimiz ve radyolarımız var ve birlikte onlarla mutlaka mücadelemizi sürdüreceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ülkenin ekonomik sorunlarına değinerek Türkiye kanıyor, bizim bu yarayı iyileştirmemiz lazım dedi. Gündelik siyasetin dehlizlerinde ince ayarlarla kimin kimi çekiştirdiğini değil, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik bağımsızlığımızı tehdit eden koşulları mesele edinmemiz gerekiyor. Türkiye kanıyor. Bizim bu yarayı iyileştirmemiz lazım. Türkiye'de büyük bir değişim yaşanıyor. Bugün söz ve mevki sahibi olan bizler arasında bu değişim çok fark edilmese de geleceğin sahibi yeni nesiller hızla değişiyor. Bize düşen geleceğin birlikte inşası için gereken imkanları oluşturmak. Soyer tüm baskılara rağmen korkmadan mesleğinin hakkını vererek alın teri döken tüm gazetecilere selam olsun dedi. Tüm baskılara rağmen korkmadan, sinmeden gazetecilik mesleğinin hakkını vererek alın teri döken Türkiye'deki tüm gazetecilere buradan selam olsun. Başkan Gabbi ödül töreni sonrası duygu ve düşüncelerini bir TV mikrofonlarına aktardı. Çok mutluyum çünkü güzel bir ödül töreni oldu gerçekten. Yazın sıcağına denk gelmemize rağmen katılım yüksekti. Ve en önemlisi de çoğu genç meslektaşlarım ödüller aldılar. Bizim için gerçekten bu ödüller birer umut. Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam. Düzenlenen tören Bülent Ortaçgil ve ekibinin davetlilere özel konseriyle sona erdi. Suç olsam yine de oynar mısın?